Pozisyonun gelişimi. Şimdi hücum oyuncuları, forvet oyuncuları savunmanın kucağında olduğu için arkadan sürpriz bir tip oyuncularla driplingle kat etmemiz lazım. Hem de bunlardan bir tanesini yaptı. Bu şut şansı da bulabilecek anlamına geliyor önümüzdeki dakikalarda. Turpin 9 metre 15 santime barajı getirecek. Adımladı. Baraj çok önde tabii. Şimdi geriye doğru geliyor. Bu tür. Kaleye koşu yapacaksınız yani. Sekme ihtimali düşünüyorum. Burak. Mokine barajı uyarıyor. Burak topun başında. Burak kaleye barajdan. Tekrar Burak. Ceza sahasına. Logvinenko. Top yine indi. Logvinenko ortada. Alexander Kirov dokunuyor topa. Sabri. Faul. Kazım. İlk 5 dakikada 2 tane hücum faul yaptık aslında. Bir Burak. Bir de şimdi Kazım'la. Yalnız çoğu ligde bu mesafe şarjı var. Evet, vücudunu kullanıyorum. Çoğu ligde vermiyorlar bunları. Özellikle Premier Lig'den geldiği için belki de şey Kazım. Evet, bekledi. Belki verilmez diye. Mokine. Sabri kafa. Taç milli takımın Sabri. Sabri, Serdar Egemen, Emre, Şakmetov karşısında, Selçuk bıraktı, Serdar, pas Serdar'dan. Burada çok önemli Selçuk'un yaptığı şu an Nikret. Rakibi oynatmayacaksınız ki bol bol alternatif üretebilirsiniz. Fazla top rakipte kaldı mı temponuz da düşer. Evet. Serdar. Kazakistan tamamıyla kesinlikle kendi yarı sahasını terk etmeyen görüntüsünü maçta 7. dakikaya götürdü. Mehmet. Burak tekrar Mehmet'e. Egemen kesti. Burak ortada. Bir top kaybı. Mehmet'ten. Selçuk. Burak. Hakan. Burak topu aldı. Burak topla gidiyor. Burak. Kazım içeride. Mokine. Bu tür koşular rakibin önümüzdeki dakikalarda dengesini bozacaktır muhakkak. Şu anda rakibin konsantrasyonu çok iyi. Yani onu gösteriyor, o da bozulacak ilerleyen dakikalarda. Tabii bu koşular konsantrasyonu etkiler. Pozisyon. Burak. Şimdi hatırlarsak Kazakistan'daki maçta da aynı şekilde foul veya kornerlerde bütün tek silahları hücumda bu olduğu için ailece geldiler. Bütün uzunlarını gönderdiler. Zaten ilk maçta da konuştuğumuz gibi serbest vuruşlardan pozisyon bulmayı çok seven bir takım. Başka çünkü pek alternatifleri yok. Schmidtgal topun başında. Serbest vuruş kullanmak üzere. Ceza sahası içine. Sabri.
Dışarı gidiyor top. Serdar Kazakistan kullanacak. Kirov. Oyuncu 5 şu anda 6'ya doğru gidiyor. İlk korner. Ceza sahası içine. Uzun oyuncuları Longrenko. Volkan. Sabri. Selçuk. Emre. Hakan bıraktı. Mehmet Arda bir anda top kaybı. Aferin, Kiro. Aferin. Şimdi burada baskı yapacaksın. Evet. Baskı milli takıma topu getirdi. Emre bir çalım attı. Kendi topuna gitti. Emre vurdu. Ah! Emre burada olmadı. Evet. Golün ben diyorum geliyorum dediği anda olmadı. Pres zamanlaması Emre'nin zaten en önemli özelliği bu. Çok pres yapıp pozisyon buldu. İyi de dribbling yaptı. Doğru yere de gitti. Pozisyon ekranda. Emre'nin vuruşundan sonra 3 rakibe birden dedi top. Bir öndekini, iki kaleciyi 3 çizgiden çıkardı. Emre kullandı. Longrenko. Selçuk faul verdi Frans Haken. Serdar. Tekrar ona geliyor top. Kazım yükseldi. Mokhtarov. Şakmetov. Hakan bıraktı. Selçuk. Kazım. Serdar. Şimdi pas. Nordelatov. Schmidtgal. Karola ne? Evet, önce avantaj verdi, sonra foul verdi. 13 dakika ve oyun. Değerlendirelim. En büyük problemimiz Mehmet Ekici gözüküyor. Çok erken markaj altında kaldığı için kayboldu. Çok göbekte kaldığı için hücumdan rakip rahat savunabiliyor. O biraz daha gerilere gelip top alması lazım veya ikinci, üçüncü forvet oyuncu olarak kenarlara çıkması lazım. Yoksa kayıp şu anda. Rakibin arasında kayboldu. Serbest vuruş kullanılıyor. Rahat top. Volkan için. Sabri. Selçuk. Karoline. Ordalatov. Hakan. Selçuk. Sol kanada Arda'ya. Arda hareketli. Burak ortaya geldi. Ceza sahası Burak'a doğru kaleci tek yumruk. Makşine'den tek yumruk. Sabri. Top yine milli takımda. Egemen. Selçuk. Pas Selçuk'tan.
Mehmet, Serdar. Tekrar Mehmet'e. Topla buluştu. Mehmet şimdi pası. İyi pas. Ceza sahasına doğru. Kale vuruşunu kullanacak Kazakistan. Alexander Mokin'le. Dışarı gidiyor top. Emre. Sabri. Selçuk. Gol pozisyonuna girmek için hangi organizasyonlara daha ihtiyacı var? Bu tür takımlara karşı mutlak surette kenarlara ineceksiniz yani. Yoksa tehlike olmanız zor. Çünkü zaten çok pas yaparak çıkan bir takım değil rakip takım. Çok yetenekli bir takım değil. Çok çabuk kazanan, çok çabuk kenarlara inmeniz lazım. Fizyon Arda maçın ilk iki dakikası göbekteydi. Şimdi kenarlara, evet, kenara çıktı. Emre, solda Arda, ortada Burak. Hemen sağında Kazım var. 16. dakika 0-0. Şut pozisyonu. Selçuk vurdu dışarıya. Dışarıya. Yine Kazım. Emre. Faul verdi hakem. Tabii oyunun 16 dakikasında Emre'ye çok büyük bindi. Yani normal bir 30 dakikada sarf edeceği eforu ilk 16 dakikada sarf etti. Buna rağmen yeni takımda o ince pasları yapabilecek bireysel etkisi biraz yüksek oyuncular var. Biraz daha başkasının alması lazım. Yani. Arda şimdi gidiyor. Çünkü böylesine sıcak havalarda maç bitimini bulamayan oyuncu için 16 dakikalık bu kadar tempo yüksek. Arda topuk hareketi. Mokhtarov. Biraz baskı yaptığınız zaman hata yapıyor. Rakip. Arda pasını verdi. Burak'a doğru. Kendi aldı. Faul beklentisi devam. Schmidtgal. Burak araya girdi. Topu kaybedince o paniği yaşadı Kazakistan. Nordatalov. Burak aldı. Kazım'a. Kazım solda Sabri. Kazım gitti. Şimdi pas. Emre. Kazım. Taç. Selçuk.